Gelin böyle. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Tamam, şimdi başlıyoruz. İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bugün sabah saatlerinde arkamda gördüğünüz alışveriş merkezinde silahlı 3 kişi 8 kişiyi rehin aldı. Rehinelerin durumlarından endişe edildiği ve tam 11 masum insan korku içinde kurtarılmayı bekliyor. Peki kim bu kadın, terörist ne istiyor? Biz de bu soruya cevabı bulmak için sizinle burada bekleyeceğiz. Fakat bütün yapılanlar, bütün hazırlıklar adının nasıl açıklanmasını istemeyen bir görevli, teröristlerin yanlarında getirdikleri özel matkaplarla binanın altında büyük bir tünel kazdıklarını, mücevher mağazasını soyduktan sonra kaçtıklarını bize ilet. Heyecan sürüyor. Bizden sakın ayrılmayın. Çünkü az sonra Hülya Avşar'ın yeni klibi ilk kez ve sadece Kanal 47 haber bülteninde ekrana gelecek. Nasıldı? Ya nasıldı söylesene. Ya nasıl olması gerekiyordu ki? Ne bileyim, bir ara terörist yerine terörist dedim galiba. Ah, fark edilmiş midir acaba? Neyse, hadi şuradan polislerin arasına karışalım. Ya belki bir şey duyarız. Ne ya? Haberimizi yaptık ya işte. Bak herkes toparlanıp gidiyor, biz ne kalıyoruz? Olmaz, olmaz. Bu benim ilk ciddi haberim. Ya sen de bıkmadın mı, usanmadın mı şu türkücülerin, şarkıcıların etrafında koşup abuk subuk haber yapmaktan? Hadi yürü, sallanma. Yürü. Oo, şuraya bak, Luna Park gibi. Işıl ışıl. Herkes burada, ne güzel. Hadi başkomiserim, biz de katılalım eğlenceye. Ulan ulan, bir defa da açıl. Allah cezanı versin be. Sen de sırtık durma hadi. Çabuk bana bir sigara bul, çabuk hemen. Ulan hep suç işlemek için böyle boktan havaları seçerler be. Şimdi ne güzel evde böyle pijamaları giymiş koltukta uyukluyordum. Şu halime bak şimdi. Böyle Columbo gibi deli peşinde koşuyoruz. Alo, alo, bana bakın. Bana oyun oynamaya kalkmayın, tamam mı? Yoksa burayı havaya uçururum. Bunu yapmamı istemezsiniz değil mi? Tabii ya, ben de istemem. Bak, tam 2 saatiniz var. Tamam mı? 1 saniye bile beklemem. Siz de uslu uslu oturun. Birazdan ben paramı alacağım. Ve hepimiz siz de alışveriş paketlerinizi alarak evimize gideceğiz. Yarın sabah bambaşka bir güne merhaba diyeceğiz. Tabii ben ne olacağım? Uçakta olacağım. Evet, uçakta olacağım. Siz dua edin de 1 numara yapmasınlar. Neyse, içeride durum nedir? Delinin teki 6 kişiyi elindeki el bombasıyla rehine almış. Nedir peki, siyasi bir şey mi? Yok başkomiserim, delinin teki. Öyle siyasi bir örgüte falan bağlı değil. Adamın sadece adını öğrenebildik zaten. Dündar diye bir sokak borsacısı. Birilerine para falan kaptırmış galiba. Paramı isterim diye bağırıyormuş. Bizden ne istiyor peki? Para verecek halimiz yok ya. Henüz bir istekte bulunmadı. İnşallah sinema hastası değildir. Helikopter, uçak falan istemesin de. Parasını geri kazanmak için ünlü olmak falan istiyorsa o kolay. Hemen bir talk show ayarlarız, şarkı falan söyler. Kadın olsaydı soyardık da. Kaç yayına var içeride? 6. 2 tanesi çocuk. İlk etapta onları serbest bıraktırmaya çalışıyoruz. Ama adam bayağı deli. Her an her şeyi yapabilir. Neredeler şimdi? Sinema gişesine yatırmış rehineleri. O ne be? Size numara yok demedim mi ben lan? O sakladığı şeyi çabuk bana çıkartıp vermezsen sizin için çok kötü olur. Ver onu bana. Getirsene oğlum, keşi sakallı. Hadi 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 ver. Bu ne oğlum? He? Bunun bu mu yoksa he? Fotoğraf makinesi sadece. Birlikte bir fotoğraf çekilebilir miyiz diyecektim. Hatıra olarak yani. Bir poz sadece. Buradan sağ olarak çıkarsak arkadaşlara göstermek için. Bir teröriste bu kadar yakın olduğumu onlara anlatsam hayatta inanmazlar. Ben terörist değilim be! Kaç defa söyleyeceğim? Ben paramı istiyorum sadece. Paramı geri getirsinler. O zaman sen paranı aldığın zaman ben de buradan çektiğim resimlerle biraz yolumu bulurum. Anlarsın ya. Vay! Uyanık! Gazetecilere, televizyonculara falan satacaksın ha? Ekranda böyle yazacak. Ekranda kaçmadan önce son resmi. Efendim, affedersiniz. İçeri girmeyi düşünüyor musunuz acaba? Yok, biz düşünmüyoruz. Çünkü biz alışverişe geldik böyle ekipçe. Grup indiriminden yararlanıyoruz. Allah Allah! Kim aldı bunları buraya? Kaç defa söyledim size? Televizyoncu istemiyorum ya! Her şeyin tersini yapıyorsunuz. Ne desem tersini yapıyorsunuz. Pardon efendim.
Teröristin resmi var mı acaba sizde? Aa tabii, bir tane vesikalık var, bir tane de böyle boy resmi. Hangisini isterdiniz acaba? Yürü dedim, İmzalı hadi. Olanı mı? Ulan bir işi de gizli yapalım be. Ya içeride herif televizyonda bizi izliyorsa canlı yayında, biz de burada böyle havadan hep planlar yapıp duruyoruz. Şey başkomiserim, aslında... Elinde el bombası var dedin değil mi? Hı-hı. Tabanca filan? Bilmiyorum ama arkadaşlar başka bir şey görmemiş. Olsa sağa sola sallardı zaten. Bombanın da pimini çekmiş, elinde tutuyor. Parasını alamazsa havayı uçuracakmış. Allah Allah. Ulan bakkalda mı satıyorlar bunları, anlamıyorum ki. Nereden buluyorlar el bombasını, bel bombasını yani? Tamam durum açık. Hemen içeri giriyoruz. Binanın bir ton girişi var nasıl olsa. Sen takımını hazırla. Şey başkomiserim, aslında içeri girdik bile. Girdik mi? Kaç kişi girdik? Kaç kişi girdik? Kim verdi emri? Memoli. Memoli içeride başkomiserim. Memoli mi? Memoli mi? Teyzeciğim bak, teyze kıpırdatma. Bak bulanık çıkarsa çok fena yaparım ha. Evet. Bir daha çek teyze, bir daha çek. Hakiki Maraş dondurması. Hiç. Bak. Evet. Kıpırdayanı kıpırdarsanız bunu patlatırım bunu gene. Maraş dondurması. Maraş dondurması he? He. Bu vakitte ve bu saatte. Hakiki Maraş dondurması. Şimdi görürsün Maraş dondurmasını. Kıpırdama. Bunu görürsün değil mi he? He. Bu pimi çekersem ikimiz de havaya uçarız. He. Görüyor musun bunu? He. Hadi bir dur bakayım, yakından bakayım. Aa. Cep telefonu mu? Versene ben de bir memleket arayayım. Ne cep telefonu lan? Bomba lan bu. El bombası. Var ya, bu pimi çekersem burası havaya uçar. Bomba mı? Yapma ya. Sinirlenme abicim, sinirlenme. Elinden düşürürsün filan. Aman sıkı tut abicim. Mağzarla şeytan elinden vurur, elinden kayar. Telef oluruz valla. Dondurmayı da yeni yaptım bileyim mi? Halis mulis Maraş dondurması. Kes! Ne dondurması lan bu havada? Aa. Abicim dondurmanın vakti saati olur mu? Sen hiç Maraş'a gelmedin galiba. Şuna bak şuna, sakız gibi sakız. Bana bak. Eğer polissen bütün bu binayı havaya uçururum. Bana uğraşmayın. Sen ne dersen de bir de attırmadan bırakmam. Bak koydum bile. Benden olsun. Para mara da istemez. Oğlum. Çek lan arabayı. Ben burada 6 kişi. Hey! Ben burada 6 kişi rehin almışım. Elimde pimi çekilmiş bir el bombası var. Dışarıda. İstanbul polisinin yarısı dışarıda. Sen bana Maraş dondurması yer misin diyorsun lan. Sokacağım şimdi o kovaya kafana. İyi abicim. İlaç bu ilaç. Strese birebir. Alt at bir şundan Allah aşkına. Tamam lan. Ver lan. Sonra da ikile. Hop. Lan. Oğlum bana bak. Şebek. Oynanmak için yanlış adam seçtin sen akşam. Olur mu abicim, olur mu? Öyle yok diye pat diye dondurmayı kapmak. Bu işle uğraşmayınca tadı çıkmayayım herhalde. Hadi hop. Oğlum. Gel he? Gel abicim. Yaklaş. Yaklaş. Yakaladım. Ben de yakaladım. Ver olan onu. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Dondurmacı ya da her neyse. Son doğanı etmeye başla istersen ha. Bak saat geç oldu zaten. Hadi teslim oldu, eve gidelim. Yağmur da yağıyor, bir ton trafik vardır şimdi. Hadi güzel kardeşim, hadi üzme bizi. Merak etme. Birazdan gideceğin yerde trafiğe hiç ihtiyacın olmayacak. Gülümseyin. Hey. Gittikçe düşüyorsun bakıyorum. Önce bomba, sonra silah, şimdi de çakı. Sende saban falan da vardır Allah bilir. Ben terörist değilim ki. Ben paramı bekliyorum. Tamam kes kes, sen de kes şunu artık. Ya sen ne biçim dondurmacısın ya? Bizim Maraş'ta herkes kelepçe taşır. Kes diyorum şunu sana. Zengin oldum, zengin. Diğerleri nerede? Şu tarafta. Hadi gel. Hey, ben terörist değilim ki. Ben paramı bekliyorum sadece. Ben terörist değilim ki. Ben paramı bekliyorum. Öyle değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.